Bir maç kaybettiğimde ertesi gün en hızlı koşumu ertesi gün yaptım. Hep kaybettiğim günlerde rekorlarımı kırdım. And the winner by knockout in round one. And the new Intercontinental Champion, Fuji Fırat Arslan. İlk kez Türkiye'de maça çıkıyorsun. Neler hissediyorsun? Ya çok seviniyorum. Allah şükürler olsun. İlk kez Türkiye'de maç yapmama yani izin verdi Yüce Allah. Hep rüyamdı, hep istedim. Allah şükürler olsun bu sefer yani gerçekleşti. Birçok sorumuz olacak kendisine. Sevenlerin de merak ettiği. Merhaba Fırat abi, nasılsın? Merhaba. Şükürler olsun. İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Biz de çok teşekkür ederiz. Abi sevenlerinizin ve bizlerin merak ettiği birkaç sorumuz var size izninizle. Hemen başlıyoruz. Bu yola nasıl çıktınız ve Fırat Aslan kimdir? Hikayenizi biz ve bir mikrofon ekibi olarak çok merak ediyoruz sevenleriniz adına. Bu yola nasıl çıktım? Fırat Aslan kimdir? Yani... Çok uzun bir hikaye, biraz kısa kesme. Seve seve dinleyeceğiz biz sizi. 1970 yılında doğdum. Almanya'da Friedberg, Augsburg kendinde. 6 çocuğun en küçük çocuğu olarak. Almanya'da tek olarak ben doğdum. Diğer ablam, büyük ablamız ve abilerim hepsi Türkiye'de, İstanbul'da doğdular. Tek olarak ben Almanya'da doğdum. Ve annem, rahmetli annem, rahmetli babam işçi olarak buraya geldiler. İşçi olarak çalışırken boksa çok geç başladım. Zor bir çocukluk yaşadık. Babamız bizi küçük yaşta terk etti. Rahmetli annem Almancası yoktu. Çok zor şartlarda bizi büyüttü. Burada üç kardeş burada kaldık annemizin yanında. Ve diğerleri Türkiye'de, İstanbul'da okudular. Ailenin yanında kaldılar. Çok zor şartlar altında büyüdüğümüz için tabii ki yoksulluk... Böyle dışlanma olayı oldu. Türk olarak Almanya'da yaşamak. Biraz herkes yani burada Türk olarak Almanya'da yaşayan, kendisi bile yabancı olarak yaşayan bir ülkede zaten kendisi bilir hangi zor şartlar insanla karşılaştığı. İsmim olsun Fırat Aslan olarak. Almanya'da Fırat ismi olmadığı için orada işte herhangi birçok tür zorluklar yaşadık. Ve 18 yaşında Rocky filmlerini gördüğümde zaten o sıralarda abim boksa başlamıştı. En büyük hayranı bendim. Her maçına gidip
Hatta ona fikir vermek istedim. Yani böyle yapacaksın, böyle yapman lazım. Böyle antrenman yapsan daha iyi olur. Abim bana sen ne biliyorsun ya? Sen bana nasıl boks anlatacaksın? Evet. Herhalde içime doğmuş. Abime gerçekten söylediğim fikirler gerçekten yararlı fikirmiş. Sonradan işte 18 yaşında dedim ki ya durmadan hep abim diyemem ki. Kendim bir şeyler başarmam lazım. Abimden müsaade istedim. Boksa başlayabilir miyim? Kardeşim dedi yapma dedi. Çok sert bir spor. Başaramazsın. Yapamazsın. Bir de hak yiyorlar. Yabancısın burada. Hakkını yerler. Yapma dedi. Çok sert bir spor. Abi dedi müsaade ver bir deneyeyim. Müsaade veriyorum dedi. Dene dedi ama göreceksin. Çabuk bir sıra sen de bırakacaksın dedi. Öyle boksa başladım. 18 yaşında. Geç başladım. Ve başladığımda da Rocky filmleri zaten beni etkiledi. Adam yokluk içinde büyümüş, fakirlik içinde büyümüş. Kimse onu saymıyor, sevmiyor. Sonradan dünya şampiyonu olup saygı, sevgi, şöhrete varıyor ve kendisine güzel ev alıyor. Şey, bunları hayal ederek arkadaşıma söz verdim. Ben de dünya şampiyonu olacağım dedim. Profesyonel boksta dünya şampiyonu olacağım. 18 yaşında başlayıp söz verdim. Ben dünya şampiyonu olacağım dedim. Tabii ki benim düşüncem 5 sene sonra, 6 sene sonra dünya şampiyonu. Öyle planlarım öyleydi ama işte her şey plan gibi düşündüğüm gibi olmadı. 19 uzun ve sert yıllar sonra hedefime vardım, sözümü tuttum, dünya şampiyonu olabildim. Türk tarihin yani büyük bir federasyonda Muhammed Ali veya Mike Tyson'ın olduğu federasyonlarda ilk ve bugüne kadar tek profesyonel boks dünya şampiyonu olmayı Yüce Allah nasip etti. Ama yani çok zor bir yoldan geldim, çok zor şartlar altında varabildim hedefe ama ne kadar şükretsem azdır. Sonunda hedefe vardım, sözümü tuttum. O kadar yani. Siz kendinize inanmışsınız, evet. Yani çok, dediğim gibi çok zor şartlar altında kaç kere başaramayacağım, pes edeceğim gibi durumlar oldu ama öyle sıkıştığım durumlarda Yüce Allah bir yerde hep bir kapı açtı yani ve sonunda gördüm ki başladığımda gerçekten herkese ispatlamak istedim. Ben başaracağım. Herkese haykırıp bağırmak istedim. Gördünüz mü? Ben sizden kötü değilim. Ben de başardım ama 19 sene geçtikten sonra sakinlik geldi. Çünkü gördüm ki ben değil, Yüce Allah bana nasip etti. O yüzden de susmayı ve şükretmeyi tercih ettim. Şükrettiniz, evet abi. Peki bugüne kadar toplamda kaç maçınız oldu ve kaçını kazandınız? Açık söylüyorum, ezbere bilmiyorum ama amatörlerde 92 maç yaptım aşağı yukarı. 80 üstünde maç, 81 maç galiba kazandım. Diğerlerini puanla kaybettim. Profesyonellerde galiba 55 maçım var. Orada da yani tam bilmiyorum ama 40'ın üstünde kazandım. Ve kaybettiğim maçlara çok hakkımı yediler. Yani kaybettiğim maç da oldu ama genellikle çok da hak yenildi maalesef. Ama orada da her şeye şükrediyorum. Çünkü kaybetmek de aslında benim için boks kariyerinde çok önemli yani bir nokta oldu. Çünkü kaybettiğin zaman gördüm ki gerçek dost kim, yalancı dost ve menfaatçı dost kim. Yani onu da yaşayabildiğim için şükrediyorum Yüce Allah'a. Yani ki kayıp ettiğim maçlar en çok ben hayatım için ders alabildiğim maçlar, kaybettiğim maçlar oldu. Evet, bazen kaybetmek gerekiyor kazanmak gerekiyor için. Gerekiyor ki kazancın değerini daha çok bilebilmek için. Haklısınız. Peki hangi ülkelerden ilgiye çıktınız? Ülke olarak yani Avrupa'nın çok bir ülkesinde. İngiltere zaten uzun yıllar bir Arnavut Luan Krasniqi için çok ünlü bir boksör kendisi. Klitschko'yu yendi. Dünya şampiyonasında ikinci oldu. Olimpiyatlarda üçüncülük aldı. Çok ünlü kendisi. Çok iyi bir boksör. Onunla beraber yani İngiltere'de 3 sene Londra'da kaldık. Londra için, İngiliz bir menajer için maç yaptık. O esnada işte İspanya olsun, Madrid olsun, Belçika, Fransa, birkaç ülkede Danimarka olsun. Ama genellikle Almanya, İstanbul'da çok geç Türkiye'de nasip, çok geç oldum. Şükür olsun ki Türkiye'de 4-5 maç yapabildim. Trabzon olsun, İstanbul olsun. Yani Türkiye'de de sonradan geç yıllarda nasip oldu. 2017 yılında ilk kez Türkiye'de maç yapmam nasip oldu ve şükür olsun ki uzun dayanmışım. Türkiye'de de maç yapmak nasip oldu. Yani hep hayalimdi Türkiye'de de maç yapabilmek. Şey ama Türkiye'de çok fazla İstanbul'da maç yaptım. Trabzon'da maç yaptım. Yani İstanbul'da birkaç kez maç yaptım. Ve yani şükür olsun o rüyam da gerçekleşti yani.
Amerika'da kampa gittik. Uzun birkaç kez Amerika'da kamp yaptık. Lennox Lewis eski dünya şampiyonu, Mike Tyson'ı yenen boks dünya şampiyonu, çok ünlü bir artistlik boks dünya şampiyonu. Onun kampında kaç kez hem İngiltere'de hem Amerika'da kaç kez kampa gittik. Orada maç yapmak nasip olmadı ama kaç kere haftalar boyunca orada, yani Amerika'da kampa gittik. Peki dövüşürken ringe çıktığınızda dövüşüyorsunuz. Unutamadığınız bir anınız oldu mu hiç? Yani dediğim gibi 32 senedir ringe çıkıyorum. 32 senedir savaş veriyorum ringlerde. Evet. Çok anılarım oldu. Çok hatırladığım güzel anılar oldu ama 2001 yılında benim için çok hatıralarımda çok önemli olan bir maçım oldu. Daha dünya şampiyonu olamadan, yani hedefime varmadan 2001 yılında İki kez peş peşe hakkım yemiştiler. Puandan maçı, kazandığım maçı vermemiştiler. Ve orada hani 15 maçta iki yenilgim olmuştu. Aslında maçı almıştım ama puandan karşı tarafa verdiler maçı. O iki kaybettiğim maçtan sonra dedim ki bir kez daha deneyeceğim. Orada da kaybedirsem, hakkım yense yenmese fark etmez dedim. Hakkım yenmiş olsa bile bırakacağım dedim. Çünkü olmuyor böyle dedim. Ve karar verdim, kendime söz verdim. Gelecek maçı kaybedersem boksu bırakacağım diyelim. Ki 2001 yılında 13 senedir ringlere çıkıyordum ki bayağı başarılıydım. Ama dediğim gibi daha tam hedefime varmamıştım. Ve orada iki kez peş peşe haksız yere kaybettikten sonra dedim ki bir kez daha bir böyle kader maçı olarak gördüm bu maçı. Ringe çıkacağım ve bunu kaybedersem söz verdim kendime bırakacağımı. Ringe çıktım. İngiltere'ye gittim. Eski İngiliz şampiyonuna karşı, Mark Hobson'a karşı bana bir maç verdiler. Maçtan evvel dediler ki kilonu denk getirmen lazım. Tabii ki dedim. 86 bizim sikletimizin sınırıydı. 86 kiloyu denk getirmen lazım. Tamam dedim. Geldim maç günü, iki gün kala geldim o İngiltere'ye. Bounce Lady'ni Londra'nın 2 saat uzak bir mesafede bir kasabaya geldim. Orada Bounce Lady maç yapılacak. Geldiğimde birden dediler ki ya rakibin kiloyu getirmiyor, sen de istersen kiloyu ağır olabilirsin. Zaten iki gün kalmış. Ben kiloyu zaten indirmiştim. Dedim ki bu haksızlık dedim. Siz bana dediniz ki 7 hafta evvel dediniz ki kiloyu denk getirmen lazım. İndirdim. Kilo zaten bende denk bile dedim. Evet. Dediler ki ya o zaman istersen yapma maç. Ben dedim ki içimden karar vermiştim. Bu maç benim kader maçım. Olsun dedim, yapacağım maçı dedim. Maça kabullendim. Bir de bu ünvan maçı değil. 8 round'luk bir maç. Adam zaten uzun boyluydu. Kilosu da benden belki 10 kilo fazlaydı. 4 kilo yazdılar ki maç yoksa kabullenmezdi. Kural olarak kabullensin diye kilosunu az gösterdiler. 90 kilo gösterdiler. Aslında belki 100 kiloya yakındı. Ve adam da iyi bir boksördü. İngiliz şampiyonu. Beni ilk 4 round bayağı dövdü. Kulağımın zarı patladı. Hem kilo farkı, boy farkı. Boy farkısı önemli değildi. Kilosu ağır olmasıyla benden güçlüydü. Tekniği de çok sağlamdı. İlk 4 round çok dayak yedim. 5. 6. roundda belki kıl payıyla üstündüm ama bildim ki kaç kez yaşamıştım zaten bunu. Bu roundları da bana vermeyecekler. 2 round kalmıştı. 6. roundda köşeye gittim. İçimde dedim ki ya Fırat dedim kaybediyorsun. 2 round kaldı. Dayak yemekten zaten yoruldum. Adam dövmekten yoruldu, ben dayak yemekten. İçimden dedim ki yetmeyecek. 2 round kaldı. Yıkamazsam maçı kaybedeceğim. Böyle 13 sene sonra her şey bitiyor gibi içimden dua ettim. Dedim yüce Allah'ım dedim. Boksta yolun varsa sana yalvarıyorum. Yolumu aç. Yoksa burada kapansın. 7. round'a çıktım. O da yorgunluktan kaçamam. İlk round'larda kaçarak maç yaptı. Sonradan kafa kafaya denk geldik. Orada 3 tane çok güçlü bile değil yumruklar. Yani çünkü çok yorulmuştum. Bayağı darbe yemiştim. 3 tane böyle uppercut aşağıdan vurulan yumruklar diyor. Üçüncüsünde adamın gözü buradan buraya kadar bir patladı. Çok sert bir yumruk değildi ama adam eğildi, kanlar fışkırdı. Adam böyle bir daha dik durmadı. Adam hakem saymaya başladı. Adam yere düşmedi ama böyle eğilerek kaldı. Hakem 10'a kadar saydı. Adam daha da maça hazırlanmadı. Yani saydığı halde adam eğilerek kaldı. Hakem maçı durdurdu, elini kaldırdı. Ki içimden dedim ki ya Rabbim dedim sen istemeseydin ben bu maçı hayatta kazanamazdım. Evet. Sonra orasında işte diz çöktüm, şükürler dua ettim, şükür duası ettim. Hani hiç unutamadım. Orada bildim ki aslında orada kariyerim bitiyordu. Ama Yüce Allah'ın sayesinde gerçekten o maçı kazandım. Çünkü söz vermiştim, bırakacaktım. %100 bırakırdım.
Çünkü kendime o kadar kararlıydım. Bu maçı da alamazsan 3 maç peş peşe kaybedip boks böyle futbolda gibi değil. 10 kere kaybedersin ki ertesi sene gene bir yeni bir şans, yeni bir fırsat, ama boksta öyle değil. Profesyonel boksta çok yeni ilgin olunca değerin kaybediyorsun. Değerin düşünce de çok zor yeni maç teklifi gelsin, güzel maç teklifleri gelsin. Yani zirveye çıkmak çok zor oluyor. O yüzden yani biliyordum ki orada maçı kaybetmiş olsaydım kariyerim de bitmiş olacaktı. Sözümü de tutamayacak olacaktım. Tarihte yazamayacak olacaktım yani. O yüzden Allah'a kadar şükretsem azdır. Peki ringe çıkmadan önce şans getirmesi için yapmış olduğunuz herhangi bir özel bir şey var mı? Benim için şans getiren duadır, namazdır. Yani ringe çıkmadan namazımı kılarım, duamı ederim. Benim için ringe şans dediğim Yüce Allah'a olan inancım. Ve orada da açık söylüyorum. Duamda kazanan dine değil. Çünkü sonunda kazanmak, kaybetmek karşı tarafta dua edecek sonunda. Yani benim önemli olan benim duam, yaptığım emeklerin karşılığı. Karşı taraf daha fazla emek verdiyse hakkı onunsa o kazansın. Ama ben daha fazla emek verdiğime inandığım için emeklerimin mükafatı için dua ediyorum. Yani sonunda ve yüzüme ak çıkarsın. Rezil olmayayım. El alemine karşı rezil olmayayım. Çünkü boks lanet bir spor gibi bir şey. Yani insanlar böyle var ya, bir taraftan şampiyon olduğunda herkes şampiyon şampiyon diye seni kutlarlar, şey yaparlar, ama kaybettiğin zaman da rezil olma şeyi de var yani. O yüzden insan gene de ben dayaktan, sancıdan korkum yok. Ama tabii ki insan az çok maç kötü yürüyebilir, rezil olabilirsin. Kötü bir yolluk, ilk roundda da nakavt gidebilirsin. Tabii. Allah'a şükür olsun bugüne kadar hiç nakavt olmadım. Bir, 32 senede sadece bir kez yere düştüm, orada da kalktım yani. Baygınlık geçirerek hiçbir maçta şeyim olmadı. Hı. Yumruktan baygınlık geçirip nakavt olayı hiç olmadığı için Allah'a şükürler olsun, ama olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Yani en büyük şampiyonlar bile nakavt olmuş. Yani o insan, herkes her zaman yani içimde bir korku var. Allah korusun ters bir yumruk yersin. İlk roundda, ilk yumrukta gidersin. Olmayacak bir şey yoktur yani. O yüzden tabii ki hep dua ediyorum. Allah'ım yüzüme ak çıkar, rezil etme beni. Yani bir emeklerimi karşılığını inşallah görebilirim yine. Dua ediyorum. Benim maçtan evvel yaptığım namaz ve duadır. Başka yani, şey yok. İnancı yüce diyelim abi. Aynen. Peki hangi sene şampiyon olmuştunuz? O güne bir gidelim ya, bize bir kısa anlatabilir misiniz o güzel günü? İşte dediğim gibi 1988'de boksa başladım ve 19 sene sonra yani 2007 yılında 37 yaşında dünya şampiyonu oldum. Yani aslında bayağı geç, ileri bir yaş, geç bir yaş, ama ondan 2 sene ve zaten 2005 yılında ilk kez dünyanın ilk 15 arasına girebildim. Hı hı. Dünya zirvesinde, reytinglerde ilk 15 arasına girebildim 2005 yılında. 2007 yılında dünya şampiyonu oldum ve 2005'ten bugüne kadar ilk 15 arasında dünya zirvesinde kalmayı başardım. Yani 15 senedir hep ilk 15 arasında kalmayı başardım. 15 senedir. O şampiyonluk anını bir de dinleyelim abi, sana neler hissettin o anda? 2007 yılında dediğim gibi Virgil Hill, Amerikalı bir boksör, kendisi 20 sene boyu dünya şampiyonu olmuş olan büyük bir şampiyon. Almanya'nın Henry Maske en ünlü boksörünü yendi. Tek yenilgisi Virgil'e karşı. Evet. Ben Virgil'e karşı 2007 yılında 19 sene bir hedef için zaten savaş vermiştim. Hiç sorun değil. 19 sene bir hedef için savaş vermiştim ve kampta bu maç için tabii ki daha da çok, daha da aşırı antrenman yapam dedim. Daha da süratli koşular yaptım, koşu bandında, dışarıda olsun. Ve maalesef hazırlıkta maça 4 hafta kala kaval kemiğim kırıldı. Hı hı. Ve maç iptal olma tehlikesi geldi. Sonradan işte ekibimle danıştık, şey yaptık. Antrenör sordu, ne yapalım, maçı iptal edelim mi? Dedim ki bu maçı iptal edersen biliyorum ki bir daha fırsat vermeyecekler. Deneyem dedi. Toparlaya toparlaya Dresden'e vardım. Ekibimi o kadar yanıma birleştirdim ki kimse görmesin toparladığımı. Çünkü dedim ki toparlarsam doktor bir gün maça kala muayene ediyor. Muayenede beni müsaade vermeyecek. Maç iptal olacak. Dedim ki çok korktum maç iptal olacak diye. Dedim ki yanımdan fazla ayrılmayınız, yavaş yavaş yürüyelim, kimse farkına varmaz. Çünkü hafif topallıyordum böyle. Ama maç gecesi var ya, adrenalin olsun, Yüce Allah'ın yardımı, hiç sancı bile hissetmedim. Yani öyle bir şeydim ki kemik kırık olduğu halde
ringe girdim ve o kırık ayakla, kaval kemiğiyle dünya şampiyonu oldum yani. Ve dünya şampiyonu olduğunda nasıl anlatacağım diye bilmiyorum. 19 sene hep bir hedef için savaştım. Evet. Bir hedef için geceleri yatağa yatmadan dua ettim, hayaller kurdum. Sabahlar uyandığımda ilk yaptığım gene hedefimi düşündüm. Tartıya çıktım, kilom nasıl, yemeği bugün ne yiyeceğim, yazdığım şey yaptım. 19 sene hep bu hayalle yaşadım ve birden gerçekleştiğinde insan inanamıyor. Yani 19 sene bir hedef peşinde koşuyorsun, birden o gerçek, o hayal gerçek oluyor. Gerçek olduğunu bile, yani doğru dürüst anlayamadım bile. Yani ringde ve dediğim gibi demin anlatmıştım. Bağıracağım, haykıracağım, gördünüz mü başardım duygusu hiç ve hiç içimde yoktu. Sadece şükür, Allah'a şükürden başka hiç başka bir duygu hissetmedim. Gerçekten yani orada öyle bir duygulandım ki Allah'a o kadar şükür hissettim ki yani ne kadar şükretsem azdır. O yüzden yani çok benim için daha da o kadar özel bir gündü ki keşke geri dönebilsem o 37 yaşına ama her yılın kendi güzelliği, kendi özelliği ve her yani son geri dönmek istemem, kesinlikle dönmek istemem çünkü ikizlerim dediğim gibi şimdi 4 yaşına varacaklar. Bilal 1 yaşına girdi, yeni girdi. Geri dönsem onlar olmazdı, eşim olmazdı. O yüzden yani hiçbir günü geri çevirmek istemem. Her şeyin zamanı, vakti vardır. Şükürler olsun. Peki örnek aldığınız herhangi bir boksör olmuş muydu bu yola çıkarken? Kim örnek almıştınız? Tabii ki ilk başladığımda dediğim gibi Rocky Balboa filmlerinden heveslendim. Çünkü çok çok güzel anlatmış boksörün hayatını. Evet. Çok çok güzel bir hikaye, boksörün hikayesini çok güzel anlatmış Sylvester Stallone Rocky filmlerinde. Hı hı. Ama örnek aldığım boksör olarak, hakiki boksör hayatta Muhammed Ali zaten çocukken bile küçük yaşlarda Muhammed Ali maçlarına kalkıp maçlarını seyrederdik. Evet. Ve gerçekten adamı boksör olarak değil insanlığına da hayranım yani. Zamanında bir maçta çenesi kırılmıştı. Ken Norton'e karşı. Evet. O maçı da kaybetmişti. Hastaneye geldiğinde çenesi kırık. Ken Norton işte ona ziyarete geldi rakibi ve dedi ki bir sırf kendim için bir resim çekebilir miyiz? Muhammed Ali dedi ki tabii ki dedi. Şampiyon, gentleman rakibinden resim çekildiler. Ertesi gün Ken Norton bu resmi gazeteye vermiş. Gazetede de yazıyor ki Ken Norton dövdüğü Muhammed Ali ile beraber işte böyle kurbanıyla beraber, evet, kurban gibi şey bir reportaj yapmış. Hı hı. Muhammed Ali bunu görüyor, bir sinirleniyor. Aynı gün menajeri geliyor diyor ki Muhammed Ali inanmazsın diyor. Kaybettiğin halde bütün dünya Ken Norton'i değil seni Frazier'e karşı dünya şampiyonluk maçında görmek istiyorlar. Hı. Muhammed Ali diyor ki ben Frazier'le maç yapmak istemiyorum. Ben Ken Norton'dan revanş maçı istiyorum. Hı. O da diyor ki sen deli misin diyor. Yani dünya şampiyonuna karşı Muhammed Ali'nin dünya kemerini alıyorlar. Vietnam'a gitmediği için dünya kemerini alıyorlar. 3 sene boks yasağı veriyorlar. Bu o esnada Frazier dünya şampiyonu oluyor. Ve Manali'ye ilk kez 3 sene sonra fırsat eline geliyor. Gene dünya şampiyonu kemer için maç yapma fırsatı geliyor. Muhammed Ali diyor ki hayır diyor. Ve diyor ki menajer 5 milyon dolar. Yani o yılların 5 milyonu bugün 50 milyonuna bedel. Muhammed Ali diyor ki bir kuruş vermeyiniz ama kendi ortalarından revanş maçı istiyor. Ve bu maçı yapıyor ve kazanıyor. Yani öyle büyük bir insandı ki hayatında daha 5 milyon dolarlık maça kimse çıkmamıştı. O yıllarda 5 milyon, bugün 50 milyondan belki fazla. Evet. Yani o zaman ev belki 20 bin dolarsa bugün milyon dolar. Doğru. Yani çok büyük bir rakamdı ve ona rağmen bunu kabul etmedi ve dedi ki ben 5 milyon değil bir kuruş para istemiyorum, kendi ortamdan revanş maçı istiyorum. Revanş maçını yaptı, kazandı. Sonradan Frazier maçını yapıp dünya şampiyonu tekrar oldu. Veya Vietnam'a askeri savaşa gitmesini istediler. O dedi ki ben hayat boyunca dışlandım. Zenciyim yine. Ben niye şimdi oraya gidip onu cildi salı diye onu öldüren, gözleri çekik diye onu öldüren. Bana kötülük yapmadı dedi. Bana kötülük yapmayan insanı ben öldürmem dedi. Sonradan işte Amerikan hükümeti dedi ki savaşa gitmezsen hapise alırız seni. Hapise alırız dedi.
hapise bir haftalığına hapse aldılar ve sonradan gördüler ki bütün millet ayaklandı. Dediler ki Muhammed Ali hapiste falan o savaşa karşı olduğunu, savaşa karşı olan insanlar Muhammed Ali'nin tarafını tuttular. Ve hükümet gördü ki vay be adam o kadar ses getiriyor boksör ama herkes ayaklandı. Gittiler dediler ki biz sana bir teklifte bulunacağız. Diyeceksin ki milletin önüne çıkacaksın ve diyeceksin ki hata yaptım. Her bir Amerikanın görevidir vatanı için savaşa gitmeyi ve ben hata yaptım savaşa gideceğim diyeceksin. Aslında gitmeyeceksin biz seni göndermeyeceğiz. Şampiyon kalacaksın, hapise girmeyeceksin ve gider gibi yapacaksın. Ama gitmeyeceksin. Dedik siz beni yanlış anladınız. Ben savaştan korktum ben değil. Ben savaştan korkmuyorum. Ben savaşa gitmememin nedeni ben bana karşı kötülük yapmayan insanı öldürmem. O yüzden gitmiyorum dedi. Ve ben insanlara yalan söylemem dedi. Zaten orada Müslüman olmuştu ve dedi ki ben benim dinimde öyle bir şey olmaz dedi. Ben yalan söylemem dedi. Hapise atınız, dünya kemerini de alınız, gitmem. O yüzden ben onu o kadar seviyorum. Kişiliği için. Yıllar sonra birisi ona sordu. Sen niye boksa başladın? Hı hı. Dedi ki boksa başlamamın, şampiyon olmamın nedeni sadece İslam'ı dünyaya tanıtmak için dedi. Ben Muhammed Ali olarak çok ünlü oldum ve İslam'ı röportaj yapan adam dedi ki ama siz başladığınızda Müslüman değildiniz ki. Doğru dedi. Ben Müslüman değildim. Ama Yüce Allah Müslüman olacağımı biliyordu dedi. Yani o yüzden Muhammed Ali benim için en büyük boksör. Evet. En büyük örnek aldığım hem insan hem boksu da insanlığı da çok çok büyük kişiliği var. Peki bu yolda sizi destekleyen kim oldu? Tabii ki rahmetli annem ne kadar korksa da hep korkardı hiçbir maçıma zaten ne gelirdi ne televizyonda maçlarını izleyemezdi. Kapı arasından hep seslenirdi işte evde olanlara. Abilerim genellikle yanımda oluyordu ama işte yeğenim olsun şey olsun yanımda olan yeğenlerime hep sorardı nasıl geçiyor nasıl ama maçları seyredemezdi. Tabii ki en küçük çocuğu ben olduğum için artık küçük çocuk kalmadık ama yani rahmetli annem için hep en küçük ben olduğum için korkardı. Onun sevgisi zaten bana destek oldu. Yani ne yemek gerekirse çünkü sporcu olarak farklı yemem gerekiyordu. Evet. Elinden geldiği kadarıyla hep duaları zaten beni destekledi. Evet, duası ve yeterli değil mi abi? Abilerim beni destekledi yani. En büyük destek. Sonradan da evlendikten sonra daha da yani dediğim gibi şu an hala ilk 15 altında en büyük dünya federasyonunda ve eşimin desteği sağ olsun yani çok sert bir spor. Tabii ki biliyorum yıllardır bırakmamı istiyor. Ama ben dedim bir hedefim var. Evet. Denemek istiyorum. Rekor kırmak istiyorum. Tarihe imza atmak istiyorum. Gençlerimize örnek olmak evet, istiyorum. Evet, ama tabii. Onu da söylüyorum yani hiçbir şeyin illakisi yok. Yüce Allah nasip ederse olsun. Allah'a hamdolsun. Zaten rüyalarımı gerçekleştirdim. Dünya şampiyonu olabildim. Nasibim de yoksa ona da eyvallah. Ama benim için önemli olan elimden geleni denemek. Ben denemezsem ileride derim ki niye denemedin? Ben denedikten sonra yapamazsam hiç olmazsa kendi kendime diyemem. Aynaya baktığımda demem ya keşke deneseydim. Televizyonda maç gördüğümde kendime demem ya keşke yapsaydım. Yaptıktan sonra kendime derim ki denedim oldu olmadı. Ama olmasa bile bari denemiş oldum. O yüzden yani denemek istiyorum. Eşim de aslında bırakmamı istediği halde desteğini veriyor. Sağ olsun. O yüzden yani destekleyenler ailem ve eşim. Evet. Abi sizden alabileceğimiz en büyük örnek şudur ki hedef odaklı yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Siz daha çok hedefe odaklı yaşamışsınız ve inanarak da devam etmişsiniz bu yolda. Çok güzel bir davranış. Bu da bizlere örnek olsun. Şimdi dediğim gibi ben 18 yaşında başladığımda Rocky filmlerini gördüğümde adamın dünya şampiyonu olduğunu görüp yani nelere dünya şampiyonu olarak neler gerçekleştirebildiğini gördüm. Kendisine güzel bir ev olsun, saygı. Zaten burada Almanya'da yabancı olarak biraz dışlandığımızı görerek biraz saygı kazanmak istedim insanlardan. Yani ben de birisi olduğumu ispatlamak istedim. Ve orada işte bu hedefi koydum kendime. 18 yaşında genç bir oğlan diyen olarak dünya şampiyonu olma hedefini koydum. Ki o zamana kadar kendi içimdeki olan istek, azim, sertlik, cesaret, hırs kendim bile bilmiyordum. İçimde ne var ne yok. Yani orada kendi kendimi tanımaya başladım. O evet. 19 sene sürdü sözümü tutabildiğim, tutabilmem veya hedefime varabilmem.
O 19 sene içinde, onu da açık söylüyorum, kaç kere yapamayacaksın, başaramayacaksın diye düşünceler aklımdan geçti. Ama o düşünce, inanınız, en fazla bir gün, belki bir gün bile sürmedi. Ertesi gün gene dedim ki her şeyi elinden geleni denemedim. Önce elinden gelene kadar savaş, olmazsa o zaman olmadı de. Ama her olanağı denemeden olmadı deme diyerek kendi kendimi gene motive ettim. Kendi kendimi gene hedefime geriye buldum. Ve sonunda yani zaten okullara gidiyorum, gençlerimize destek olsun, motivasyon için. Onlara örnek olabilmek için ve boksör olunuz kimseye demiyorum. Çünkü boks çok sert bir spor. Boks antrenmanını herkese tavsiye ederim. Boks olsun, kickboks olsun veya her türlü sporu herkese, sporu her zaman tavsiye ederim. Ama yani boks sporunu şey olarak tavsiye ettiğimden değil yani. Boks sporu gerçekten çok sert bir spor. Evet. Okulda gençlere boksör olunuz demiyorum. Ama hedef koyunuz, hedefleriniz için savaşınız, çalışınız. Yani okul olsun, meslek olsun, sanat olsun, ne olursa olsun hedeflerinizi takip ediniz. Hedeflerinizden de çabuk vazgeçmeyiniz. Yani doğru. Bugün yürümese bile, bugün kötü, okulda kötü bir ders yapsam bile, kötü bir not alsam bile, bir dahaki sefere daha da çok çalış. Nerede hata yaptım? Hatanı ara ve ona göre daha da iyi çalış. Daha da iyi hazırlan. Ve ondan sonra hedefine gene varılsın. Ben hep öyle çalıştım. Ben bir maç kaybettiğimde ertesi gün en hızlı koşumu ertesi gün yaptım. Hep kaybettiğim günlerde rekorlarımı kırdım. Dediğim gibi kaybettiğim maçlarda en çok kazandığım aslında bilgi sahibi. Kaybetmek kötü bir şey değil. Yani insan kaybedebilir. Sonunda kaybetmek insan hali. Kaybetmek ama her şey değil. Yani kaybetmek benim için her zaman bir kazanç oldu. Maçı kaybetmiş olabilirim ama sonunda çok büyük bilgi sahibi oldum. Bilgi kazandım. Evet. Yani güzel şeyler öğrenebildim. Kayıptan faydalanabildim. Kaybetmek dediğim gibi yani o gençlere diyorum, kaybetseniz de bir gün iyi yürümese bile hemen pes etmeyiniz. Hedefleriniz için savaşınız, uğraşınız ve çalışkan olan bir insan. Ben buna inanıyorum. Dünya şampiyonu olmak gerektiği. Ama çalışan bir insan sonunda mutlaka gene de hedefine varır. Yani başarıya ulaşır, saygıya ulaşır. Benim zaten hep beklentim boksa başladığımda insanlardan belirli bir saygı görmekti. Ve bunu başarabildim. Dünya şampiyonu olmasam da eminim gene de saygı görürdüm. Çünkü başarılı olacağıma inanıyorum. Yani bir insan çalışkan olduktan sonra eminim başarılı olur. İlla ki dünya şampiyonu olmak zorunda değil. Ama buna inanıyorum. Herkes saygı duyar başarılığından. Evet abi. Çoğu kez de yardıma muhtaç çocuklar için de ringe çıktınız. Sizi buradan canı gönülden tebrik ediyoruz bu hareketinizden dolayı. Gerçekten saygınlığınız ve vicdanınız konuşulmaz. Takdir edilir. Biz teşekkür ediyoruz. Siz çok başarılı ve sevilen bir boksörsünüz. Buradan sizin yolunuzda ilerleyen boksör adaylarına verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Şimdi bizim çok iyi genç Türk sporcularımız var. Hüseyin Cinkar'a çok sevdiğim bir kardeşim. Çok başarılı ve inanıyorum yani gerçekten onun dünya şampiyonu olup bizim gençler onun da örnek olacağını veya diğer güzel Fatih Kereş, Ali Eren Demirezen çok yani sağlam genç Türk boksörlerimiz var. Emre Çukur olsun yani çok isimler var. Bunlar ama zaten hedeflerini bilen gençler. Ama daha başlangıçta olan gençlerimize tabii ki verebileceğim bir şey varsa inanmak ve çalışkan olmak. İnanıp, hedeflerine inanıp, Yüce Allah'a önce inanıp, sonradan hedeflerine inanıp ve hedefleri için savaş verip, pes etmeyip, yılmayıp, sonuna kadar çalışkan olup, yani çalışkan oldukça ben buna inanıyorum, çalışkanlık, azim sonunda hedefine vardırır. Gençlere yani bunu söyleyeyim. Dediğim gibi diğer saydığım isimler zaten hedeflerini biliyorlar, yolunu biliyorlar ve yol üzerinde yani gerçekten güzel bir yolda gidiyorlar. Dediğim gibi Hüseyin Cinkara kardeşimi gerçekten duacısıyım. Ardından gelip dünya şampiyonu olması için evet. Ve buna başaracağına inanıyorum ama tabii ki sonunda her şey Yüce Allah'ın dediği gibi olur, dediği gibi de olsun. Biz elimde isteyen geleni yaptıktan sonra geliriz Yüce Allah'tan. Peki bizi gelirken kapıda çok güzel 3 tane kangal karşıladı abi. İsimleri nedir? Dişi kangal Asena,
Aras ve Aslan. Biz çok korktuk, yaklaşamadık bile. Siz nasıl, kaç yaşında edindiniz? Nasıl ya, ben çocukluğumdan beri hayvanlara karşı, köpeklere karşı çok büyük bir sevgim var. Çocukluğumdan beri yani hep köpek sahibi olmak isterdim. Gençliğimde bir Alman kurt köpeği aldım. Ama sonradan özümüze döndük. Sonradan işte kangal sevdası geldi. Antrenörüm 2015 yılında Türkiye'ye ilk kez arabayla yolculuk yapmam dedim. Çocukluğumuzu hatırlamak için. Arabayla yolculuk yaparken antrenörüm Avusturya'dan geliyor kendisi. 73 yaşında ama gerçekten yani ben de onu her zaman örnek alıyorum. Adam bir 20 yaşındaki genç onun yaptığını yapamaz. O kadar daha fit. Kendisi o kadar daha yani formunda. Bana dedi ki bana Türkiye'den kangal getir. Ben dedim ki ya ben Türkiye'den kangal nereden bulalım? Sen bulursun dedi. Sen bulursun dedi. Söz vermiyorum dedim ama söz vereceğim bir şey var. Elimden geleni yapacağım dedim. Evet. Ama getirebilir miyim? Söz veremeyeceğim dedim. Ama deneyeceğim dedim. Gittik. Araştırdım. Durdum. Sonradan işte bir arkadaş onu tanıyor. Onu tanıyor derken Sergülen Özgüray kendisi çok başarılı kangal üretiyor. Kendisi yani bu işe kendisini vermiş. Bu işin ustası olmuş. Ve dedim ki bana antrenör için kangal lazım. Sergülen de bana dedi ki ya senin gibi şampiyona kangal lazım. Sen bizi temsil ediyorsun. Ya onu deyince zaten benim kalbim atmaya başladı. Aşağı yukarı 40 tane kangal vardı onun olan orada. Ya işte eşime dedim ne diyorsun, kangal alalım mı dedim. Zaten biz biraz tenha yaşıyoruz, korkuyorsun. Eşim hep korkuyordu ben kampa falan gittiğimde. Olur dedi. Bugün pişman ondan da eminim. Ama işte orada kangallar aldım. Antrenöre bir tane kangal ettirdim. Kendim iki tane işte Coşkun kardeşim sağ olsun bir tanesi hediye etti. Serbülent'ten bir tanesi geldi. Sonradan üçüncü kangalı Aslan'ı da çok hevesliydim böyle iri yarı bir tane olsun. Ondan sonra işte Adnan kardeşim, Adnan Akış kardeşim sana bir tane kangal hediye edeceğim dedi. Çok iyi bir kangal var dedi. Bir üreten daha var. Akın Tülübaş. Bu usta, çok usta dedi. Onda çok büyük kangallar var dedi. İşte eşine dedim ya bir tane daha alabilir miyim? Aslında karşıydı ama işte beni kırmamak için ona da evet dedi. Şimdi Aslan 2 yaşında o da geldi. Gerçekten Aslan da Aslan gibi oldu. 85 kilo şu an. Hani bayağı en büyük, en boylusu o oldu. Ama üçü de tabii ki benim için onlar da sonunda onlar da bir evlat gibi. Yani Yüce Allah onlar da Allah'ın yaratığı. Onlar da işte çok iyi baktığım için eşim bana hep kızıyor. Diyor ki ya köpeğe öyle bakılır mı? Köpek her sabah her akşam gezdiriyorum onları. Yani dışarıda zaten bağlı değiller. Bahçemiz büyük. Ama ondan hariç hep bahçede kalmasınlar diye. Ha koşuya giderken yanıma alıyorum, koşuyorum onlardan. Ya yürüyüşe çıkıyorum ya da bisikletle gidiyorum. Çünkü koşuyla yoramıyorum. Bisikletle hiç olmazsa bayağı bir kaç kilometre kısa bir sürede büyük bir mesafe yapıyoruz. Kangallarda böylece koşmuş oluyor. Her gün onları sabah akşam çıkarıyorum. Ve kulübelerini ona göre yani işte... Evet kulübeleri, kulübe demeyelim yani, abi. Aslında içinde ben de yaşayabilirim yani. Kışın bile orada yani kışlayabilirim. Kışı orada geçirebilirim. Ama sonunda dediğim gibi yani onlar yavruyken eşim diyor ki kangal üşür mü? Doğru. Büyüdükten sonra üşümez. Ama yavruyken aldım. Üşür. Biz de köpeği evde tutmadığımız için, evet, dışarıda tuttuğumuz için yani o yüzden yani güzel külümlerine ona göre kaliferli bile taktım zamanında, elektriği, ışığı olsun, camı olsun, ışık gitsin yani külümenin içine bir külü daha yaptım, içine girip orada da tam üşüme kışın daha da ısınabilsin diye. İşte eşim de kızdı bana, öyle bir şey mi olur? Ondan sonra işte spor salonunda olan muşambalardan yaydım. Evet. Dışarıda taş sert gelmesin diye. Ayaklarına şey olmasın diye. Eşim dedi kangal öyle bakılır mı? Ama sonunda fark etmez. Onun da bir canı var ve o yüzden ben elimden geleni kadar onlara da güzel bir yaşam sağlamak istiyorum. Yani sonunda onların da bir canı var. Çok eşim kızıyor ama yani kızıyor ne diyeceğim? O diyor ki yani belki doğru, belki kangal üreten Türkiye'deki onlar dediler ya kangal öyle bakılır mı? Ama sonra ben yani kangal tabii ki soğuğa dayanıklı ama ben onları yavruyken aldım. Küçükken evet, soğuğa belki dayanıklı çocuğunuz olmayabilir. Tabii onlar da sonunda benim çocuğum gibi yani. Evet. Ve gerçekten bir şeyden eminim,
Eşim artık korkmasına gerek kalmadı. Çünkü bu eve birisi hayatta giremez. Biz evet girişte fark ettik zaten. Yani bayağı bir tırstık. Görevini iyi yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Yani üçü de yani dediğim gibi arkadaşlar sağ olsun. Gerçekten bana bunu veren arkadaşlar, hediye eden arkadaşlar sağ olsunlar. Gerçekten bana iyi bir iyilik yaptılar. Benim için yani onlar benim yavrum gibi. Şimdi ikizlerim de gelmiş bizi seyrediyorlar sağ olsunlar. Lina Şükran ve Melisa da gelmiş. Merhaba. Burada bizi seyrediyorlar. Merhaba kızlarım. Biraz çekingenler daha fazla. Abicim çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportajınız için. Bizi ağırladığınız için. Son olarak bir mikrofon takipçilerine ve sevenlerinize buradan ne söylemek istersiniz? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu güzel röportajını teşekkür ediyorum. Bütün işte takipçilere teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yani bütün beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bütün yani yıllar üzeri benim arkamda duran, destekleyen seyircilere teşekkür ediyorum. Onlar olmasa biz zaten sporcu olarak bir seyircisi olmayan bir sporcunun ve bir sanatçının değeri kalmaz. O yüzden sizlerin sayesinde, onu da demin unuttum, destekçi dediniz. Orada da sizlere teşekkür ediyorum. Yani bütün destek verenlere teşekkür ediyorum. Bir mikrofona teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, bu yolu yaptığınız için. Herkese teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizinle çok gurur duyuyoruz abi. Çok çok sağ olun. Siz de sağ olun.